Bir kardeşimizin sorusu vardı aslında. Ben ona cevap vermek istiyordum. Biliyorsunuz yakın zamanda 1992'de hocalık katliamı oldu ve 600 küsür 613 değerli kardeşimiz şehit edildi orada. Fakat burada şimdi Azerbaycan ile Ermenistan arasında biliyorsunuz biz dostluk olmasını istiyoruz. Ama tabii ki bazı sebeplerden dolayı, Karabağ Savaşı'ndan dolayı, bu sebeplerden dolayı tabii ki bir uzaklaşma var. Fakat şimdi burada önemli bir nokta var. Biz hep değiniyoruz buna. Aslında bu iki devlette o dönemde tabii ki sorumlu olan kişiler var bunlardan ve tabii ki bu sorumlu olan kişilerin, bu katliama sebep olan kişilerin cezalandırılması mutlaka gerekiyor. İnşallah. Ama bundan sonra şu an artık orada yaşayan sabi masum çocuklar var. Değerli kadınlar var, erkekler var, üniversite öğrencileri var, genç kızlar var. Hepsi yani neşe dolu, sevgi dolu ve gerçekten barış olmasını istiyorlar. Dolayısıyla bütün Ermeniler bu katliamdan sorumludur veya işte Ermeniler için de bütün Azerbaycanlılar bize düşmandır gibi bir mantığın olması hiç makul değil. Zaten halk da böyle bir şey istemiyor. Dolayısıyla hem gazetelerde, yayında, televizyonlarda ve tabii ki insanların kendi aralarında da böyle bir savaşa ve düşmanlığa karşı çok mutlaka dikkatli olmaları gerekiyor. Biz böyle bir düşmanlığın olmasını istemiyoruz. Tam aksine işte bizim anlattığımız İttihat-ı İslam'da bu barış gerçekleşecek. O zaman Azerbaycanlarda, Ermenistanlarda o geçmişte olan olaylar olabilir. Fakat yeni artık bir barış ve güzellik, dostluk olması gerekiyor. İşte az önce anlattığımız gibi güç Allah'ın kontrolünde olduğu için bu zaten kesin olarak gerçekleşecek inşallah. Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye tabii bir başlangıç olarak bu üç devletin birleşmeleri inşallah çok iyi olur. Daha sonrasında bütün devletlerin birleşmeleri iyi olur. Ama mantık olarak baktığımızda hep barıştan yana, halkların birbirleriyle arasında bir iletişim, bağlantı kurması mutlaka gerekiyor. Yani bunun olmadığı bir ortamda çok acıların çekildiğini zaten tarihte yaşadık. Dolayısıyla böyle bir eski bir yöntemle kargaşayla, küskünlüklerle bunların olmayacağı açık. Tabii ki üzgünüz, şehitlerin olduğu için üzgünüz. Ama bu üzüntünün ortadan kalkması, barışın sağlanması mutlaka gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bu acıların silinmesi nasıl gerçekleşecek? Barışla, İttihat-ı İslam'la. Bunun yani inşallah başka bir çözümü yok. Neden? Çünkü Allah böyle bir çözüm sunmuş. Bizim sunduğumuz çözümlerin dışında mutlaka bu İslam ahlakının hakim olması gerekiyor ki bütün devletler, halklar inşallah rahat etsin. İnşallah. Allah tabii ki her şeyi hayırla yaratıyor. Gerçekten o dönemde de oradaki Müslümanlar, inananlar bu zorluklarla hayırla karşılaştılar. Onlar da hepsi tevekkülle boyun eğdiler. Hepsi Allah'a yine şükredici oldular. Biz de şu anda tabii ki bunların hayırla yaratıldığını biliyoruz. Zorluklar da hayırla yaratılıyor. Ona karşı yapılan mücadele de ve hatta onun kalkması ve bu halkların birleşmesi için de geçen gün başbakanımızın da söylediği gibi kutlu bir doğumun sancısı olduğu için müminler heyecanla ve şevkle gerçekten sonucunu bekliyorlar evet, inşallah. Ne inşallah olacağını, ne gerçekleşeceğini.